Kantitatif elyaf analiz yöntemleri. Az önce işte kalitatif elyaf analizine bir giriş yapmıştık. Şimdi bu kalitatif analiz yöntemlerinde uyguladığımız yöntemler nelermiş arkadaşlar? Onlara bir bakalım. Şimdi birinci yöntem sülfürik asit yöntemi. Diyor ki elyaf numunesi 50 derece artı eksi 5 de olabilir. %75'lik sülfürik asit çözeltisiyle muamele edilir. Burada pamuk, keten, ipek, rejene selüloz elyaf, asidat ve polyamid gibi elyaflar çözünür. Polyester ve yün çözünmeden kalır diyor. Ve burada bu yöntemde şunu yapıyormuşuz. Polyester ve yünün diğer lifler ile olan, yukarıdaki o diğer lifler ile olan karışımlarında bu yöntemi uyguluyoruz. Polyester ve yün çözünmeden kalıyor. Diğerleri ne yapıyormuş arkadaşlar? Çözünüyormuş. Kullanım alan demiş. Pamuk, viskoz veya bakır ipeğinin polyester veya yün ile karışımı. 2. Tabi ipeğin yün veya polyester ile karışımı. 3. Asitat veya triasitat elyafının polyester veya yün ile olan karışımı. 4. Polyamit elyafının polyester veya yün ile olan karışımlarında bu yöntemi ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Uyguluyormuşuz. Sülfürik asit yöntemini. Peki %75'lik sülfürik asiti nasıl hazırlıyormuşuz? 320 milim saf su içine sürekli karıştırılarak ve soğutularak 680 milim konsantre sülfürik asit ilave edilir diyor. Çözeltisi olduktan sonra da yoğunluğu 1.67 gram bölü santimetre küp civarında olmalıdır diyor. Burada özellikle şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burası dikkat edilecek çok önemli nokta. Asit ile suyu temas ederken dikkatli olmak zorundayız. Asidin üzerine kesinlikle su dökmemeliyiz. Asidin üzerine suyu dökersek sıçrama, patlamalar meydana getirir. Bu da işte orada çalışan kişiye zarar verir. İşte yüzüne, eline, gözüne falan bir yere gelebilir, zarar verir. Dolayısıyla çalışırken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Asidi suyun üzerine dökeceğiz. Ama dökerken de yavaş yavaş dökeceğiz. Alıp birden boşaltmayacağız. Yine birden boşaltsak da sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla tekrar söyleyelim. Asidi yavaş yavaş suyun üzerine dökeceğiz. Aksi bir durumda suyu asidin üzerine kesinlikle dökmeyeceğiz. Bu hususa dikkat edeceğiz. Asidi suyun üzerine dökeceğiz de suyu asidin üzerine dökmeyeceğiz. Tamam. Şimdi şurada uygulamanın nasıl yapıldığı var ama ben bu kısımlara girmeyeceğim. Özellikle şu var. Düzeltme faktöründen bahsetmiştik. Hani iki karışımlarda çözünmeyen elyafta bir miktar hasar gördüğünden bahsetmiştik. Bu yöntemde polyester için düzeltme faktörümüz 1, yün için düzeltme faktörümüz 0.97'ymiş arkadaşlar. İkinci yöntemimiz formik asit çinko klorür yöntemi. Elyaf numunesi 40 derecede formik asit çinko klorür çözeltisiyle muamele edilir. Burada viskoz, bakır ipeği, asetat, polyamit ve serisine alınmış ipek çözünür. Pamuk, yün, polyester, rejeneri, protein, elyaf ve polivinil klorür lifleri çözünmeden kalır diyor. Bu yöntem viskoz veya bakır ipeğinin pamuk ile olan karışımlarında, viskoz veya bakır ipeğinin polyester, yün, rejeneri, protein, elyaf veya polivinil klorür ile olan karışımlarında, 2,5 asetat veya triasetat elyafının pamuk, yün, rejeneri, protein, elyafı, polivinil klorür veya polyester ile olan karışımlarında kullanılır diyor. Birinde biz ekleyelim. Yünle ipeğin ipek karışımlarında ipeği çözer, yün çözünmeden kalır. Yünle ipek karışımlarında da bu yöntemi ne yapıyormuşuz? Uyguluyormuşuz. Formik asit çinko klorür çözeltisi nasıl hazırlanır diyecek olursanız arkadaşlar şöyle hazırlanıyormuş. 20 gram susuz çinko klorür ile %85'lik formik asiti 80 gram %85'lik formik asiti karıştırmak suretiyle hazırlıyormuşuz. Toplamda da 100 birimlik bir çözelti meydana getiriyormuşuz. Şunu da söyleyelim. %85'lik formik asit piyasada %85'lik şekilde bulunur. Yani konsantre bir haldedir. Dolayısıyla formik asiti sulandırmadan konsantre haldeyken ne yapıyoruz? 80 gram alıp 20 gram da çinko klorür tartıp ikisini birbirle çözdüğümüzde elde etmiş olduğumuz çözelti formik asit çinko klorür çözeltisi olmuş oluyor. Ve uygulama sonrası düzeltme faktörlerine bakalım. Pamuk için 0.96, yün ve rejene protein elyafı için 0.98, polivinil klorür ve polyester için düzeltme faktörü 1'miş arkadaşlar.
Üçüncü yöntemimiz potasyum hidroksit yöntemi. Ya da eğer potasyum hidroksit yoksa elinizde sodyum hidroksit yöntemi de diyebiliriz arkadaşlar. Elyaf numunesi %2'lik potasyum hidroksit ile kaynatılır diyor. Burada yün ve ipek çözünür, diğer lifler çözülmez diyor. Demek ki yün veya ipek karışımı olan bir kumaşı %2'lik potasyum hidroksit ile kaynatırsak yün veya ipek çözünecektir, diğerleri çözünmeden kalacaktır. Şeye bakalım, düzeltme faktörlerine bakalım. Pamuk, viskoz, bakır ipeği için düzeltme faktörü 1.03. Poliaklonitril, polyamit için düzeltme faktörü 1. Polyester için düzeltme faktörü 1.02 demiş arkadaşlar. Dördüncü yöntemimiz hipoklorit yöntemi. Numune oda sıcaklığında, buraya dikkat ediniz, bir normal sodyum hipoklor çözeltisiyle muamele edilir diyor. Karışımda bulunan yün, ipek ve rejene protein elyafı çözülür diyor. Bir normal nedir? Yani bir normal çözelti nasıl hazırlarsınız daha doğrusu? Sodyum hipoklorit. Sodyum hipoklorit'te hangi elementler var arkadaşlar? Sodyum var. Klor var. Hidrojen var. Bir de oksijen var. 4 tane element var. Sodyum, hidrojen, oksijen ve klor var. Bunların da tesir değeri, bu maddede de tesir değeri 1'dir. İşte sodyum hipokloritin formülüne bakıyorsunuz arkadaşlar. Formülünde hepsinden birer tanesi, mesela hepsini atom ağırlıklarını tek tek topluyorsunuz. Çıkan sonuç neyse tesir değeri zaten 1'dir. Aynı şeyi veriyor. O çıkan sonucu maddeyi tartıyorsunuz ve 1 litreye seyrettiğinizde bir normallik çözeltiyi hazırlamış oluyorsunuz. Bu da bir önceki yönteme, potasyum hidroksit yöntemine alternatif olabilir. Çünkü burada da arkadaşlar yün, ipek ve rejeneri protein lifleri çözünüyormuş. Diğerleri çözünmeden kalıyormuş. Kasarlı pamuk, viskoz için düzeltme faktörü 1.01. PVC, PA, PAC ve polyester için 1'miş. PVC polivinil klorür, polyamit, poliakronitril ve polyester için düzeltme faktörünü 1 alıyormuşuz. Beşinci yöntem formik asit yöntemi. Elyaf numunesi oda sıcaklığında konsantre formik asit ile muamele edilir. Burada polyamit ve polivinil asetat çözünür. Polyamit 11 ve poliuretan yalnız kaynar formik asitle çözünür diyor arkadaşlar. Diğer elyaflar çözünmeden kalır. Şimdi PA 6, polyamit 6, polyamit 6-6 ve polyamit 11 var. Aralarındaki fark nedir arkadaşlar? Geçen yılki tekstil maddeleri 2 dersindeki öğrenmiş olduğunuz bilgilere göre soruyoruz. Polyamit 6, polyamit 6-6 ve polyamit 11 neyi ifade ediyor size göre? Şimdi polyamit elyafında üretim yöntemi iki farklı şekilde gerçekleşiyor. Birinci yöntemde bir diamin ile bir dikarboksilik asidin kondensasyon ürünüdür diyoruz. İşte polyamit 6-6 birinci yönteme göre üretilmiş. Çünkü 6-6 iki tane 6 var burada. Diyor ki bakın şu baştaki 6 diamindeki karbon sayısını veriyor. 6 karbonluymuş. Buradaki 6 bu da dikarboksilik asitteki karbon sayısını veriyormuş. O da 6'ymış. Tamam, bunu ifade ediyor. Polyamit 6 ya da polyamit 11. Bunlar da ikinci yönteme göre üretilmiştir diyor. Bu ikinci yöntemde kullanılan maddenin karbon sayısı 6'ymış burada. Burada karbon sayısı 11'miş. İkinci yöntemde de tek bir madde var. Ve o madde yine karbon sayılarını veriyormuş. Buradaki numaralar da polimer yapıyı oluşturan bileşiklerdeki karbon sayısını ifade ediyormuş arkadaşlar. Ve şunu söyleyelim. Polyamit 6, polyamit 6-6 bunlar soğukta çözünüyorlarmış. Formik asitte soğukta çözünüyorlarmış. Eğer polyamit 11 ile ayırt etmek istiyorsanız nerede çözecekmişsiniz? Sıcakta. Polyamit 11 ile çözmek istiyorsanız sıcakta çözecekmişsiniz. Düzeltme faktörü de çözülmeyen lifler için 1 olarak almış arkadaşlar. Bakın sıcak formik asit yöntemi. Bir 6. yöntemimiz.
Burada da polyamit 11 ve spandex elyafının diğer liflerle karışımlarında kullanılır. Diğer liflerle olan karışımlar derken aklınıza polyamit gelmeyecek. Polyamit ihtiva eden bir lif gelmeyecek. İşte diğer lifler neydi arkadaşlar? Pamuk, yün, ipek, polyester, akrilik ve benzeri lifler gelecek aklınıza. Pamuk için düzeltme faktörü 1.08, likra için düzeltme faktörü 1.01 olarak almışız. Yedinci yöntem hidroklorik asit yöntemi. Elyaf numunesi oda sıcaklığında %20'lik hidroklorik asit ile muamele edilir. Burada polyamit 6, polyamit 66 ve polivinil asetat, formik asitte olduğu gibi çözülür. Diğerleri çözülmeden kalır diyor. Demek ki formik asit yönteminin bir şeyi, alternatifi de hidroklorik asit yöntemiymiş. Yine burada da polyamit elyafının ağırlıklı olarak polyamit elyafının diğer liflerle olan karışımlarında bu yöntemi uyguluyormuşuz. Çözülmeyen elyaflar için arkadaşlar düzeltme faktörünü 1 olarak almışız. 8. yöntem dimetil formamit yöntemi. Elyaf numunesi 90-100 santigrat derecede dimetil formamit ile muamele edilir. Burada poliakronitril elyafı çözülür, diğerleri çözülmeden kalır. Dimetil formamit ile de akrilik elyafının diğer liflerle olan karışımlarında ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Ayırt edilmesinde kullanıyormuşuz. Pamuk, viskoz, polyamit ve polyester için düzeltme faktörü 1. Yün ve rejenere protein elyaf için düzeltme faktörü de 1.01 olarak almışız. 9. yöntem bakır gliserin sodyum hidroksit yöntemi. Elyaf oda sıcaklığında bakır sülfat gliserin sodyum hidroksit karışımı ile karışımı ile muamele edilir. Burada ipek çözünür. İpeğin diğer liflerle olan karışımlarında potasyum hidroksit yöntemi ya da hidroklorik asit hipoklorit yöntemine alternatif üçüncü bir yöntem bu yöntemmiş arkadaşlar. İpeğin pamuk, viskoz, bakır ipeği, yün, rejenere protein elyafı, PVC, PA, PAC ve polyester ile olan karışımlarında bu yöntemi biz uyguluyoruz. Düzeltme faktörü de ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Diğer lifler için 1 alıyormuşuz. Şimdi ikili kumaş karışımlarının yüzdesi var ama bir de şunu söyleyelim. Daha önceki anlattığımız hususlarda da bir kısilenden bahsetmiştik mesela. Kısilende ise sadece polipropilen çözüldüğünü, hatta polipropilen ve polietilenin çözüldüğünü, diğerlerin çözülmediğini, M-krozol ile nitrobenzende de polyesterin çözüldüğünü, diğerlerin çözülmediğini biliniz. Eğer bir karışımda mesela polyesterin M-krozol ve nitrobenzende çözüldüğünü biliniz de bir karışımda polyester varsa, karışımdaki liflerden biri polyesterse mutlaka diğer lifi çözeceksiniz. Polyester kalacak. Tamam mı? Bir de buna dikkat ediyorsunuz. Çok zorunlu olmadıkça polyesteri çözmüyorsunuz. Polyester dışındaki diğer lifi çözme eğilim içerisinde buluyorsunuz. Şimdi buraya kadar sorunuz var mı arkadaşlar? Evet. Dersi burada bitiriyoruz.